canlarım, hepinize günaydın. Bugün günlerden Perşembe günü, ayın kaç olduğuna dair bir fikrim yok şu anda. Gerçekten ulaşmak istediğim kafadayım tam şu anda. Evde şu an çalışmıyorum, biliyorsunuz belki, bilmeyenler için şu an çalışmıyorum. Gözlüğümü çıkaramayacak çünkü çok güneş var. Ve gözlüğümle kendimi çok havalı hissediyorum. Neyse, dedim ki evde zaten oturuyorum şu anda, hani bir işim yok. Bari dedim gideyim azıcık dava izleyeyim. Birazcık somut olay göreyim ya. Çünkü ben çalışırken de işte bu çalıştığım iş yerinde hani hiç dava görmedim. Daha uluslararası işler, daha böyle dava, hani dava iki taraf var diye. Bir dava, bir corporate. Dava tarafı dava işlerini görüyordu. Biz corporate şeylerini görüyorduk. O yüzden benim hiç dava ile alakam yok. Bir cinayet davası hiç görmedim. Bir dilekçe incelemedim. Bir kere bile UYAP'a girmedim. Kendimi çok geride kalmış hissediyorum zaten. O yüzden dava görenlerdense. O yüzden dedim ki gideyim en azından bir dava göreyim. Bir öğreneyim bakalım neymiş, ne oluyormuş. Davaların işleyişi nasılmış falan. Bir gidip göreceğim şimdi. 28 dakikalık yolum var. Çağla'ya da doğru yola çıktım. Bilmiyorum. Benim bugün aslında istediğim böyle bir ceza dava, ağır ceza davası izlemek istiyorum. Babam dedi ki Asliye Ticaret'e git, onu izle. Ben o ağır ceza izlemek istiyorum. Bakalım, size de göstereceğim. Hani ay, telefonum kayıyor. Dava içeriklerini çok anlatamam muhtemelen. Çünkü yasaktır yani. Ama hani şöyle davaydı, şu oldu, şu oldu, size de derim mutlaka. Bakalım bugün tek başıma Çağlayan'la bir gün geçireceğim. Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Mahkemesiyle başlayacağım. Şimdi 5. özellikle 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gidiyorum. Keyifli olacak mı çok sanmıyorum. Ben en azından böyle taş konuları çok sevmiyorum. Ama böyle şeyler öğrenmek gerek. Ama ağır cezaların önü kalabalık şu an, doktoru. Onlara girmek istiyorum. Bu arada daha önceden hiç davaya girmediğim için içeri nasıl girilir, tık tık rap mi girilir, başladıktan sonra girilir mi, kasete başlıyor, hiçbir fikrim yok. Bir tık gerginim o yüzden, yani şu an hiç şey, hani okulda oluyor derse geç gelince hocalarımız böyle size bakıyor, yani hocaların bakması bir nasıl da hakimin, savcının bana böyle bakması beni çok gerer, bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi adliyedenin kafeteryasına geldim yemek yemeye. Bir yemekhane var, bir kafeterya var. Ben kafeterya diye yiyeyim dedim çünkü glutensiz besleniyorum, hani tabildotta bulgur pilavı falan verirlerse sıkıntı yaşamayayım. Burası 327 lira tuttu bence. Pahalı yani adliye için, bilmiyorum, bana pahalı geldi ama et olduğu için muhtemelen. Bir tık tadım kaçtı, bir de onu anlatacağım size, bir yemeğimi yiyeyim. Birazcık moralim bozuldu, anlatacağım size hepsini. Sizin davacıya iki haftalık kesin süre verilmesine. Ay, anlatacak çok şeyim var. Çok şeyim var, anlatamıyorum. Neyse, anlatacağım azıcık. Şimdi Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıktım. Güzeldi, keyifliydi. Kaos vardı ama çok kaos yoktu. Zaten hiçbirinde karar çıkmadı. Genel olarak öyle olmuyor. Zaten hep bir sonraki dava tarihleri belirlendi. İçerik çok hiç anlatamıyorum. Ama sana moralimi bozan şeyi söyleyeceğim. Ne biliyor musunuz? Ay, çok kalabalık. Arabada anlatayım onu. Rahat rahat konuşuyorum onu. Şimdi çıkmadan bir de ağır cezaya gitmek istiyorum. Ağır ceza izleyeyim. Sonra çıkarım. Şu an saat 2. 3.30 gibi çıkarım diye düşünüyorum. Çünkü bir İstanbul trafiği gerçeği de var maalesef. O yüzden bakalım. Random bir ağır ceza mahkemesine gidiyorum. Ay, bu katta gitseydim keşke. Neyse, yukarıda giderim. Bu video birazcık mini vlog olacak ama bir dakika, hatta ışığımı da şöyle yapayım, daha güzel olsun. O gün adliyeden çıkınca arabada video çekmeyi unuttum. Çünkü çok trafik vardı ve trafik canavarı biri olarak yer koydum. O gün tadım şuna kaçmıştı. Spordan geldim, nefes nefese kaldım. O gün tadım şuna kaçmıştı. Babamın benim bir arkadaşı da hakim. Hani onunla gidip konuşmuştum fikir almak için, hani ne yapayım size falan. Hani ben babamla çalışmak istiyorum dedim. O dedi ki sen manyak mısın dedi. Manyak mısın demedi de hani bunu. Sen dedi niye babanla çalışasın dedi. Kendini köreltirsin dedi. Sen koç mezunsun dedi. İngilizcen var dedi ama baban da daha ulusal yerli davalara bakıyor dedi. Babanın da yeteneklerini körelir dedi. O da benim moralimi çok bozdu. Çünkü ben o gün davaya girip dava izledim ya. Oradaki avukatlara böyle gıpteyle baktım yani. Çok özenerek baktım. Ben de hani avukat olmak istiyorum. Ben de böyle dosya incelemek istiyorum. Ben
corporate avukatı olmak istemediğimi anladım. Ben dava avukatı olmak istediğimi düşünüyorum. Hani davalara gireyim, dilekçe yazayım. Ben bu tarz şey, avukatlık bana bu geliyor. Diğer türlüsü biraz danışmanlık, hani uluslararası ilişkilerden mezun olsam da yapabileceğim bir iş olarak geliyor. O yüzden o gün öyle deyince, sen de gir işte şu firmada danışmanlıkla çalış, corporate kısmında çalış. Üzüldüm çünkü ben onu istemiyorum. Benim istediğim farklı. Sonra düşündüm ki acaba benim kendi hayatım üzerinde kontrolüm var mı falan. Böyle o an o triplere girdim. Sonra çıktım babama, dedim baba yani evet hani anlıyorum seni. O zaman niye Koç'a gittin diyeceksin bana. Çünkü babam bana demişti bir kere hani dava avukatla yapacaksan İstanbul Hukuk'a da giderdin. Girdiğim sene İstanbul'a yetiyordu puanım. Yani o zaman dedi niye Koç'a girdin hani, başka bir devlet okuluna giderdin ya da burslu bir özel üniversiteye giderdin. Ben de kendimi mahcup hissediyorum dolayısıyla, ama yani istemediğimi biliyorum corporate. Hani belki şey olabilir, böyle büyük bir şirketler, büyük şirketlerde genellikle hem dava tarafı hem corporate tarafı oluyor. Hani belki öyle bir şey olabilir ama bilmiyorum. Ben ya babamın yanında çalışmak çok istiyorum çünkü orası benim yerim, yani bizim yerimiz. Orası ileride Emir'le ben başına geçeceğiz oranın. Hani oyalanmak istemiyorum, bilmiyorum. O yüzden o gün biraz tadım kaçmıştı. Şu an onun üzerine düşünmemeye çalışıyorum. Allah büyüktür diyorum yani. Davaları da anlatayım size birazcık. İki mahkemede girdim davaya. Birinci işte asliye ticarete gittim. Bir tane ağır cezaya girdim. Ama asliye ticarete çok hani orada çok fazla kaldım. Asliye ticarete genellikle sözlü savunma değil yazılı savunma yapmış oluyorsunuz zaten önceden. O yüzden çok uzun sürmüyor. 10 dakika periyotlarla sürüyor. Yani bir dava 5-10 dakika sürüyor maksimum. Bakılıyor yeni şeylere verilen dilekçelere vesaire. Başka bir tarih erteleniyor. İşte bilirkişi raporu bekleniyor. Başka bir tarih erteleniyor. Taraflardan birinin avukatı gelmemiş de izin istemiş demek oluyor. Neden mi göster? Bir şey oluyor. Tam hukuki terimini bilmiyorum ama o gelmemiş oluyor. O yüzden bir ertelenmiş oluyor. Sonra bir tane ağır cezaya gittim. Onun çok yani sonuna denk geldim. Tam karar vermek için diye ben girdim. 10 dakika sonra karar için beni dışarıya çıkardılar. Yani herkes dışarı çıkardılar daha doğrusu. Onun karar şeyine kalamadım. Keşke kalsaydım ama çok trafik başlamıştı. Yani 2.30'da trafik olur mu ya? Oluyormuş. Onun da avukatıyla konuştum arada işte hani ne davası ben kaçırdım diye. Bu arada siz içeri girerseniz bazı davalarda sormuyorlar. Halka açık davalara girebiliyorsunuz ama bana sorular siz niye buradasınız, ne olarak buradasınız. Ben de kimliğimi gösterdim, stajyer avukat kimliğimi. Ama bence siz de girip izleyebilirsiniz. Halka açık davaları herkesin izleme hakkı var. Adliyeye herkes girebiliyor zaten. Aklınıza bulunsun da yani bence güzel bir deneyim olur sizin için de. Ağır cezalar falan keyifli oluyor. Ona girdim. O da dolandırıcılık suçuydu. Avukatla konuştum işte birazcık, anlattı bana. Ne alırsınız sizce dedim. Beraat alırız dedi falan, öyle konuştuk. O da bitti. Bu salı ve perşembe yine gideceğim. Yine çeker miyim vlog bilmiyorum. Çünkü aslında aynı şeyleri çekmiş olacağım ama reels çekebilirim. Neyse bu kadarıyla sizi öpüyorum. Bu konuda da yorumlarınızı bana iletirseniz çok sevinirim. Çünkü kafam çok karışık. Neyse öpüyorum sizi, görüşürüz.